Zeynep'in eski sevgilisi, eski sevgilisinin eski sevgilisi, kuzeni Pamir, Pamir'in soğuk, yetmez Nemrut, yardımcısı Deniz. Ay siz bir araya nasıl geldiniz ben anlamadım ki. Ne biçim bir kombin ya bu? Ne yapıyorsunuz acaba siz içeride? Bir dakika dur, bir iz üstündeyim. Ya bir rahat ver, bir şey bakıyorum burada ya. Nereye bakıyorsun kızım? Hı? Yusuf Abdullah müdürüm. Gıcık, gıcık yaptım. Aniden görünce gıcık oldu bir anda. Nereye bakıyorsun? İz peşinde misin? Ne yapıyorlar onlar içeride? Hı? Az önce o çapsız herifin benim kızımın yanında ne işi vardı? Çok yapmayın siz öyle gözükecek gibisiniz. Şöyle. Siz her sorununuzu böyle mi çözersiniz Müge Hanım? Anlamadım. Bir sorun mu vardı? İnsanların işsiz kalıp ekmeğinden olması sizin için önemli değil mi? Önemli olmasaydı seni geri çağırmazdım Civan Mert. Bakın Müge Hanım. Sonuç olarak senin de bu işe ihtiyacın var. Sudan sebepler yüzünden öl çekip gidemezsin. Bu hiç etik değil. Peki ya sizin yaptığınız? Sırf istediğinizi almak için insanları tehdit etmek etik mi? Şimdi şöyle Yusuf Abdullah müdürüm. Bu Mete gereksizi var ya, Hande'den ayrılmış. Hande de biraz kafadan açık kırık bir kız. Yani bunu onun yanına bırakmaz. Kesin ödetir. Hadi onu bir kenara bıraktım. Bunlar içeride ne yapıyorlar, nasıl bir araya gelirler, içeride ne konuşuyorlar asla bilmiyorum. Ama onun için biraz daha araştırma yapacak. Onun için biraz kaynağa ihtiyacım var. Onu seninle sonra konuşacağız. Ama Zeynep içeride ne yapıyordu onu hiç anlamadım ben. Kızım. Hı? Sen bu kadar bilgiyi nasıl elde ettin ya? Sen tam bir hafiye gibisin. Şimdi o zaman sana bir iş teklifi. Bundan böyle bu şirketin içinde benim gözüm kulağım olacaksın. Önümde, ardımda, sağımda, solumda, yanımda, yöremde ne olursa bana haber vereceksin. Sakin ol. Bu şirkette olup biten her şeyden haberim olacak. Tamam mı? Anlaştık. Anlaştık. Yusuf Abdullah müdürüm, anlaştık. Müdürüm. Bey. Amca. Ama. Dede. 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 Kuşucuza ben sana haber vereceğim. Sen merak etme. Tamam. Şu ismini bile söylemekten imtina ettiğim bu çapsız herif var ya. Yani demek istiyorum ki adını bile anmaktan nefret ettiğim, adını anmak istemediğim bu çapsız herif var ya. Benim torunumun yanında kusaracak köpek balığı gibi dolaşıyor. Eğer benim torunuma en küçük bir zarar vermeye kalkarsa veya tişörtü söderse derhal benim haberim olsun. Anlaştık. Ben Türkan Kuşu olsa sana haber vereceğim. Anlaştık. Türkan Hanım nasıl bu arada? Sarıyor mu hala? Yani sarma. Sarıyor mu? Yok. Yani evet. Yani, yani sarma sarıyor da iyi değil. Sarmıyor yani. Sarmayı sarıyor da iyi değil. Şimdi şöyle. Hala konuşmuyorlar. Hala küs abime. Vallahi evdeki iletişimi ben sağlıyorum. En sonunda sorsalar onlar farkında değil ama en çok ben yoruluyorum vallahi. Doğrudur, doğrudur. Ya hiç sorma. Bizim evde de Adalet Hanım Nur diyor, peygamber demiyor. Katir'in adı tuttu kadının. Hadi onu yazma. Yazma lütfen. Aramızda. Aramızda. Tamam. Hadi bakayım. Göreyim seni. Gözüm ve kulağım. Hadi bakalım. Ne var? Gel. Ne? Haber mi geldi? Ne oldu? Yok, bilgi gelmedi. Ne? Fikir geldi. Neymiş gelen? Adalet Hanım'ın nasıl kalbini alacağınızı biliyorum. %100 tutar. Ya. Bitti. Ya. Çok güzel.
süper. Aferin. Ben artık gideyim bir defa. Hadi bakalım. Yusuf Abdullah dedi. Ne var? Gel. Deme ne var? Deme mi haber geldi? Yok. Bu sefer içimden geldi. Dur. Öğlen yerim diye annemin dolmalardan almıştım. Al. Hadi al. Aramızda adalet hanımı söylemek yok. Yok yok. Gözümü uyar. Yok yok. Ha? Aramızda. Aramızda. Neyse ben artık bu defa gerçekten gideyim. Yok bir şey yapacak. Bir şey. Ben de yürüyorum. Evet. Ayrı ayrı yürüyorum.